2015'teki yani 24 Mart 2015'teki Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik askeri müdahalesinin başlangıcı. Fakat bu olayın başlangıcı için 2011'e gitmek gerekiyor. 2011 şu açıdan önemli. İşte dünyada Arap Baharı diye nitelendirilen 6 bölge ülkesinde isyanlar söz konusu oldu. Bunlardan bir tanesi de Yemen'di. <laughs> Yemen'deki isyanların bir şekilde kontrol altına alınabilmesi için Suudi Arabistan liderliğindeki Körfez İşbirliği Konseyi devreye girdi. Aslında şöyle izah etmek daha açıklayıcı olabilir. Şimdi Amerika bu Arap Baharı adı verilen bölgesel isyanları üç kategoride değerlendirdi ve üç ayrı politika geliştirdi. Bunlardan bir tanesi şuydu: Mısır ve Tunus gibi Amerikan çıkarlarına ve bölgedeki Camp David düzenine yani İsrail'in varlığını kabul eden, e, kabul etmenin karşılığında bölgesel rejimlerin de yaşamasına izin verilen bir düzen söz konusu. E, 1978'den beri bölgede böyle bir düzen söz konusu. Yani her ne kadar işte demokrasiden, insan haklarından falan söz edilse de Amerikan müttefiklerine, bölgedeki Amerikan müttefiklerine bakarsanız eğer hiçbirisinin demokrasi falan olmadığını, işte Suudi Arabistan'ından Ürdününe, işte Katar'dan Mısır'ına kadar ya krallıklar, emirlikler olduğunu veya Mısır'da olduğu gibi adı cumhuriyet olan diktatörlükler olduğunu görürüz. Şimdi Amerika şu üç kategoriye ayırdı. Birincisi Mısır ve Tunus gibi Camp David düzenine boyun eğen, teslim olan ülkelerdeki isyanlar Bunlar kontrol altına alamadan çok hızlı bir şekilde gerçekleştiği için Amerika bunları e, durduramadı. Durduramadığı için de bu sefer süreci tersine veya bir şekilde e, eskiye dönüş için yönlendirmeye çalıştı. Nitekim Mısır'da 2013 yılında darbe yapılarak e, Mısır eskiye döndürüldü. Tunus'ta uzlaşmayla yani Nahta Hareketi e, hükümet konusunda uzlaşmaya vararak Tunus'ta yine eski, 2011 öncesi e, niteliğine, statüsüne geri döndürüldü. <laughs> İkinci kategorideki ülkeler Bahreyn gibi ve Yemen gibi Amerikan e, çıkarların açısından hayati olan, çünkü Bahreyn'de 5. filosu, Amerikan'ın 5. filosu e, Bahreyn'de bulunuyor. E, ve Yemen gibi Amerikan çıkarları açısından hayati olan ama çok ciddi bir e, isyan dalgasının gerçekleştiği ülkelerde buralarında isyan, Tunus ve Mısır'daki gibi böyle üç haftada hemen başarılı olamadığı için burayı kontrol etmeye çalıştılar. Dolayısıyla da Amerika hem Bahreyn'de hem de Yemen'de bu işi Suudilere ihale etti. Suudiler Bahreyn'de askeri müdahale yaparak Yemen'e de şimdi ayrıntılarına gireceğimiz siyasi süreçleri yöneterek müdahil oldu. Üçüncü kategori de Libya ve Suriye gibi. Amerikan çıkarlarına yani Camp David düzenine teslim olmayan hele de Suriye gibi bir İran'la e, müttefik olan ülkelere yönelik şeydi. Burada ise bu isyanların teşvik edilmesi, hatta iç savaşa e, dö dönüştürülmesi ve devlet altyapısının çökertilmesi için e, çaba gösterdi. Şimdi Yemen'e dönecek olursak Yemen'deki e, bu bahsini ettiğim çerçeve içerisinde Amerika Yemen'deki isyanın bastırılması, kontrol altına alınabilmesi için bu rolü Suudilere vermişti. Suudiler de 2011 yılında şöyle bir formül geliştirdiler. Ali Abdullah Salih 30 küsür yıldır Yemen'in Cumhurbaşkanlığını yapıyordu. Ali Abdullah Salih'e sen çekileceksin, yetkilerini Mansur Hadi'ye bırakacaksın dediler. Mansur Hadi'ye de iki yıllık bir süreç içerisinde ülkeyi siyasi süreçlere taşıyacaksın diye bir anlaşma yaptılar. Böylece Yemen'de onların tabiriyle Yemen'de devrim gerçekleşti. Yani Ali Abdullah Salih şeyden düştü, e, iktidardan düştü. Mansur Hadi de iki yıllık bir geçiş için e, Cumhurbaşkanlığına seçildi. E, Mansur Hadi'nin Cumhurbaşkanlığına e, yani iki yıllık süreç için cumhurbaşkanlığı seçimi e, 2013'te Süresi bittiği için bunun süresi bir yıl daha da uzatılmıştı. Ee, yani normalde Mansur Hadi'nin görev süresi, Cumhurbaşkanlığı görev süresi 2014 yılının Mart'ında sona ermişti, bitmişti. Yeni bir uzatma kararı da olmamasına rağmen Mansur Hadi işte sizin de işaret ettiğiniz o 2015'teki olaya e, ülkeyi taşıdı. Şimdi oraya da ayrıca geliriz ama şu şeyi bir e, toparlamakta yarar var. Yani Suudiler ne yapmaya çalıştı? Yemen'de Suudiler 2012'de e, bu formül ile Ali Abdullah Salih'i devre dışı bırakıp Mansur Hadi'yi cumhurbaşkanı yapma e, formülüyle aslında Yemen'deki bütün siyasal süreçleri yönettiler. Yani Körfez İşbirliği Konseyi adı altında Suudiler Yemen'e hem cumhurbaşkanı tayin ettiler hem de Ulusal Diyalog Konferansı adlı 560 küsur üyenin katıldığı bu ülkedeki tüm siyasi grupları kapsayan bir süreçte, Bu Ulusal Diyalog konferansları iki yıl kadar yani Mansur Hadi'nin işte yurt dışına çıkıp Suudileri Suudi Arabistan'a gidip Suudileri Yemen'e askeri müdahaleye çağırdığı döneme kadar bu Ulusal Diyalog Konferansı Yemen'deki siyasal süreçleri yönetti. Ve bunlar 2014 yılına gelindiğinde e, Ulusal Katılım ve Barış Belgesi diye bir belge üzerinde mutabık kaldılar. Şimdi Ensarullah hareketi başından beri sürekli olarak bu ulusal diyalog konferansında çıkan kararlara ve bu ulusal katılım ve barış belgesine atıf yaparak bunun yani bu bir anlamda siyasal sürecin anayasasıydı. Buna uyulmasını istiyordu. Mansur Hadi ile sorun zaten burada başladı. Mansur Hadi, Ensarullah Hareketi'nin gittikçe artan nüfuzunu, kitlesel düzeyde artan nüfuzunu askeri yollarla da bastırmaya çalıştı. Bunlardan bir tanesi de işte 2014 yılında demin sizin de işaret ettiğiniz işte Husiler yeme, sanayi işgal etti filan sözleri. Bu aslında Ali Muhsin el-Ahmer'in e, generalin Huzilere yönelik askeri güç kullanma girişimiydi. Fakat e, hareketi General Muhsin Ahmer komutasındaki güçleri başarısız kıldılar ve başkan Sana'ya ve öyle askerle silahla falan da değil kitlesel olarak kitlesel eylemlerle başkan Sana'ya girdiler ve başkan Sana'yı bir anlamda kontrol altına aldılar. Şimdi Husiler kimdir? Ensarullah hareketi nedir? Buna ayrıca değiniriz ama şöyle bir gelişme oldu burada. Görev süresi zaten bitmiş olan Mansur Hadi, Cumhurbaşkanı Mansur Hadi, Ocak 2015'te istifa ettiğini açıkladı. Bu istifa kararı aslında zaten kendisinin bir istifa kararı değildi. Sudi'ler istifa ettirdiler onu. Sebep de şuydu, Hulusi'leri darbeci gibi göstermek istiyorlardı. Ensarullah ee, Hareketi Mansur Hadi'ye ısrarla istifa etmemesi gerektiğini söyledi. Çünkü istifa ederse ülke hükümetsiz kalacaktı. Ve o, o süreçte zaten e, Suriye'de, Irak'ta IŞİD'in çok ciddi bir yükselişi söz konusuydu. 2015'ten bahsediyoruz. Yani 2014 Haziran'ında IŞİD, Musul'u, Tıkrı'yı vesaireyi ele geçirmiş ve hilafet devleti ilan etmişti. Ve Yemen'de de çok ciddi bir şekilde e, El-Kaide üzerinden örgütleniyordu. Ensarullah Hareketi buna e, atıf yaparak Mansur Hadi'den istifa etmemesini istedi. Ve ülkeyi hükümetsiz bırakmamasını istedi. Mansur Hadi bunu dinlemedi, istifa etti. Bunun üzerine de Ensarullah Hareketi... E, Ülke yönetimsiz kalmaması için, ülkenin yönetimsiz kalmaması için Cumhurbaşkanlığı yetkililerini, yani ülkeyi yönetecek bir kurul oluşturmaya çalıştı ve diğer gruplara, yani o demin atıf yaptığım o ulusal diyalog konferansındaki tüm gruplara çağrı yaptı ve Cumhurbaşkanlığı kurulunu oluşturma çağrısıydı bu. Önce buna itirazlar oldu fakat daha sonra farklı gruplar Ensarullah Hareketi'nin bu şeyine olumlu yaklaştılar. O dönemin Birleşmiş Milletler Yemen özel temsilcisi diğer grupların da Ensarullah'la birlikte Cumhurbaşkanlığı kurulu oluşturmaya hazır olduğunu açıkladıkları gün Mansur Hadi istifa eden güya Mansur Hadi Sana'dan ayrıldı. Adene gitti, doğum yeri olan Adene gitti ve Adende de 3 gün sonra da istifasını geri aldığını ve Cumhurbaşkanı olduğunu söyledi. Bakın şimdi. Yasal süresi zaten sona ermiş olan bir cumhurbaşkanı kendi iradesiyle istifa ediyor, kendi iradesiyle istifa ettikten sonra yani tırnak içinde kendi iradesi çünkü aslında Suudilerin iradesiyle ee, sonra tekrar gidiyor, ben hayır istifamı geri alıyorum diyor kendi kendine yine cumhurbaşkanı ilan ediyor, cumhurbaşkanı ilan ettikten sonra da Aden'den da ayrılıyor, Suudi Arabistan'a gidiyor ve Ensarullah'ı darbe yapmakla suçlayarak Suudileri demokrasiyi kurtarması adına e, e, Yemen'e askeri müdahaleye çağırıyor. Şimdi bahsettiğiniz tarihe işte burada geldik. Yani Cumhurbaşkanlığı e, Mansur Hadi'nin e, Suudileri askeri müdahaleye çağırması üzerine başlayan bir askeri müdahale. İşte bu Mart... 24 Mart 2015'te gerçekleşti. Şu anda da yani Yemen Savaşı veya Yemen Krizi diye bahsederken bu tarihten bahsediyoruz. Ama aslında bunun demin işaret etmeye, özetlemeye çalıştığım 2012-2011'e dayanan bir arka planı var. 1990'lara gitmiş olsaydık, 1990'larda olsaydık, Sağda kentinde, Yemen'in kuzeyindeki Sağda kentinde bir topluluk olarak husilerden bahsedebilirdik. Yani devletin e, en temel vatandaşlık haklarını bile hiçe saydığı, o insanların da en temel vatandaşlık haklarından yararlanmak için e, ve çok da barışçıl yollarla e, e, mücadele verdiği bir süreçte husiller denilen bir şeyden bahsedebilirdik. E, fakat günümüzde, Hele hele de şu an yani 2015'teki bu Suudi müdahalesinden sonra geçen bu 5-6 yıllık sürede artık Husiler tanımlaması sadece ve sadece Suudi propagandasına hizmet eden bir tanımlama. Çünkü Husiler dediğiniz zaman sadece Yemen'deki küçük bir kabileden bahsediyorsunuz. Yemen'deki küçük bir kabile Yemen'in yani kentsel yerleşim veya nüfus açısından büyüklük olarak düşündüğünüzde Yemen'in %60'ını, %70'ini kontrol altında tutan bir küçük kabile. Ee, ama bu gerçekliği yansıtmıyor. Yani nasıl olabilir ki hem mezhebi olarak azınlıkta olan, hem e, Yemen'deki yüzlerce kabileden sadece bir kabile olan Husiler, bütün bir Yemen'i, Yemen'in en stratejik ve en büyük illerini başkent Sanada dahil olmak üzere hepsini elinde e, ele geçirebiliyor. yani böylesi bir şey i, imkan mümkün olabilir mi? Kıyaslama açısından izleyicilerimizin kıyaslama kurması açısından e, Güney Lübnan'la ve Lübnan'la bir benzeştirme yapalım. Şimdi Lübnan'da bilindiği gibi işte Hristiyan ve Hristiyanlığın alt mezhepleri, e, Müslümanların işte Şii, Sünni ve Dürzi olmak üzere e, üç kesimi var. Ee, bu, bu kesimlerin de her birisinin kendi temsilcisi olmak üzere siyasal örgütleri var veya partileri var. Yani mesela Güney Lübnanlı veya Bekadaki Şiilerin işte Hizbullah ve Emel diye iki tane büyük partisi var. Ee, i̇şte mesela Hristiyanların işte Semir Caca liderliğindeki Lübnan Kuvvetleri diye bir partisi var. Michel Aoun liderliğinde, gerçi şimdi damadı başkan oldu da Cibran Basil liderliğinde bir e, Ulusal Özgürlük Hareketi diye bir partisi var. Şimdi benzer bir durum şey içinde geçerli, Yemen içinde geçerli. Yemen'de bu işte bu 90'lardaki Husiler dediğimiz hareket önce Mümin Gençler Hareketi diye şimdiki e, liderler liderleri Ensarullah Hareketi'nin lideri olan Abdülmelik Husi'nin kardeşi Hüseyin Husi ki Ali Abdullah Salih tarafından 2004'te e, öldürülmüştü. E, bu eee Husiler denilen kesimin e, siyasal örgü, e, siyasal örgütü veya siyasal e, temsilcisi olarak Ensarullah hareketi diye bir örgüt var. Yani Güney Lübnan'da Şiilerin nasıl ki Hizbullah ve e, Emel gibi şeyleri varsa, partileri varsa, Lübnan'daki Husilerin de Ensarullah hareketi diye bir siyasal e, temsilcisi var. Peki şu an Ensarullah hareketi mi bütün bir o demin bahsini ettiğimiz şeyi, bir, bir örgüt mü bütün bu bu kadar ili kontrol altında tutuyor? Yani Hudeyde'den Babul Mendep gibi çok stratejik bir boğaza, efendim başkent Sana'ya, daha onlarca şehre, e, yani Güney Aden, Mukella ve Hadramut dışındaki, yani bütün bir Yemen'e hakim olan sadece bir Ensarullah örgütü müdür? Hayır. Demin size e, anlatmaya çalıştığım o süreç içerisinde Ensarullah Hareketi e, Cumhurbaşkanlığı kurul, e, o, ulusal diyalog süreci diye bahsettiğim o süreç içerisinde diğer gruplarla zaten çok e, iyi ilişkiler geliştirdi ve 2015'teki Suudi müdahalesinden sonra da diğer gruplar da, diğer kesimler de şeyi gördüler. E, Oynanan oyunu veya Suudilerin ne yapmak istediklerini gördüler. Şimdi mesela ilk başlarda şu söyleniyordu yani Yemen ordusu denilen Sana'daki askeri güçlerin ordusu Ali Abdullah Salih'in eski cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in kontrolünde. Dolayısıyla da Ali Abdullah Salih Suudiler tarafından görevden uzaklaştırıldığı için Ali Abdullah Salih Ensarullah'la işbirliği yaparak e, Suudilerden intikam alıyor ve eğer Ali Abdullah Salih ortadan kalkarsa veya saf değiştirirse Ensarullah yalnız kalır. Böyle deniyordu. Ama böyle olmadı. Ali Abdullah Salih hatta tam tersine bir çatışma sırasında şeyler tarafından, Ensarullah hareketi tarafından öldürüldü. E, ama Ensarullah hareketinin veya şeyin e, şimdi birazdan değineceğimiz Sanaa hükümetinin gücünden Hiçbir şey eksilmedi. Bu şunu gösteriyor. Demek ki Yemen'de özellikle de 2015 Suudi müdahalesinden sonra Yemen'de Ensarullah Hareketi'nin doğrudur, öncülük ettiği, bir anlamda yönettiği bir geniş koalisyon var. Yani bunu şuna benzetebiliriz. Şu an Sana Hükümeti, Ulusal Kurtuluş Hareketi, Ulusal Kurtuluş Hükümeti denilen hükümet, ee, çok çok parçalı bir şey. Ee, bir orkestra gibi düşünelim. Bir orkestra ancak bunun e, şefliğini doğrudur Ensarullah Hareketi yapıyor. Fakat Ensarullah Hareketi bunu güçle, dayatmayla değil uzlaşmayla yapıyor. Mesela şu an Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin Dışişleri Bakanlığı'nı yapan e, şahıs e, Amerikan Pensilvanya Üniversitesi'nden mezun birisidir. Böyle Ensarullah hareketiyle de şey filan da yoktur, öyle örgütsel bir bağı, ideolojik bir bağı filan da yoktur. Ee, yani orada yani ulusal kurtuluş hükümetinde, Sana'daki ulusal kurtuluş hükümetinde geniş çaplı bir koalisyon söz konusudur. Bu koalisyonun da önceliğini Ensarullah hareketi yapıyor. Peki neden ısrarla Husiler deniyor? Yalnızlaştırmak için. Yemen gerçekliğini göz ardı etmek için. Onlara göre Yemen dediğiniz zaman, Yemen hükümeti dediğiniz zaman Mansur Hadi'yi anlamalıyız. Yemen ordusu derken de Suudilerin, Suudilerle işbirliği yapan Mansur Hadi'ye bağlı silahlı güçleri anlamalıyız. E peki Yemen oysa ve bunlar husi ise nasıl oluyor da e, koskoca Yemen devletinin e, üç tane vilayetinin ilinin dışında bütün bir Yemen'i Küçücük bir Husiler adı verilen bir kabile elinde tutu, tutabiliyor. Böyle bir gerçeklik yok. Demek ki Yemen gerçekliği aslında Sana hükümetinin gerçekliğidir. Diğer tarafta yani Aden'de, Mukella'da, Hadramut'ta olanlar yani Suudi destekli Mansur Hadi ve diğer bileşenleri, bunun içerisine El-Kaide'yi de koyun, IŞİD'i de koyun, Birleşik Arap Emirlikleri'nin nüfuz altındaki ayrılıkçı Güney Yemenlileri de koyun şey olanlar yani bir anlamda işgalci olanlar, sorun çıkaranlar bunlar arasında. Yani sana hükümeti değil. Ama Suudi propagandası veya Batılı haber ajansları olayı nasıl yansıtıyor? Sanki dışarıdan bir güç olarak şeyler Husiler diye bir sanki yabancı bir grup gelmiş, başkan Sana'ya ele geçirmiş, darbe yapmış. Ve işte Yemen hükümeti de bunun meşruiyetinin mücadelesini veriyor gibi tasvir ediliyor. Bu son derece yanıltıcı, manipülatif bir tasvir. 2011'deki bu e, 6 bölge ülkesinde başlayan isyanlar Yemen'de de başladı. E, yani 2011'den önce 90'lardan e, 2005'e kadar Husilerin, Ensarullah Hareketi'nin Ali Abdullah Salih yönetimine karşı çok ciddi bir savaşı vardı. O savaşta 90'lardan itibaren 2005'e kadar ki zaten Abdülmelik Husi'nin kardeşi Hüseyin Husi de Ali Abdullah Salih rejimi tarafından öldürüldü. Hüseyin Husi derken Hüseyin Husi Ali Abdullah Salih hükümetinin meclisinde milletvekili olan bir insandı. Yani öyle marjinal falan bir tipten bahsetmiyoruz. Mümin Gençler Hareketi, Ensarullah Hareketi'ne şu an dönüşen, e, Mümin Gençler Hareketi, e, yani ülkenin normal, yasal, legal e, örgütlerinden birisiydi ve e, onun lideri olan Hüseyin Husi de şeydi, e, milletvekiliydi. Şimdi bu e, çatışma oldum olası şeylerle e, Ali Abdullah Salih rejimiyle Husiler arasında vardı. Hatta Suudiler de 2000'li yıllardaki savaşlara, Suudiler de, hem havadan hem de karadan topçu birlikleriyle Ali Abdullah Salih'e destek verdiler. Yani Husiler o zaman da hem Ali Abdullah Salih'in liderliğindeki Yemen ordusuna hem de şeye karşı, Suudilere karşı savaştılar. Fakat bu o döneme kadar sadece Husilerle veya Ensarullah hareketiyle Yemen arasındaki bir savaştı. 2011'e gelindiğinde bütün bir Yemen'de şeyler başladı. Yani her birinin kendi muhtelif talepleri vardı elbette. Mesela Güney Yemen için oldum olası, yani Güney Yemen'de bir ayrılıkçı hareket vardır. Eski Güney Yemen gibi bağımsız bir devlet olmak istiyorlar, kuzeyden ayrılmak istiyorlar. Onların başka bir talebi var. İşte falanca kabilenin bir başka talebi var, filanca siyasal örgütün bir başka talebi var. Fakat sonuçta 2011'deki bu... Tunus'ta başlayan, sonra Mısır'a, ardından Libya'ya, Bahreyn'e yayılan bu hareket Yemen'i de etkiledi. O etkileme süreci içerisinde tabii ki en örgütlü, hem silahlı kanadı da olan e, Ensarullah Hareketi ve bir de gerçekten diplomatik şeyiyle, e, e, müzakereci kimliğiyle gerçekten diğer grupları da e, etki altına alabildi. Yani etki altına alabildiğinden kastım güç kullanarak falan değil, ikna ederek. Yani düşünebiliyor musunuz? Şimdi bir hareket olarak, bir, bir örgüt olarak, hatta bir dernek olarak başlıyorsunuz. Mümin Gençler Hareketi diye bir dernek olarak başlıyorsunuz. Bugün yani bütün bir ülkeyi yönetecek bir potansiyel elde ediyorsunuz. Bu yani öyle güç kullanarak insanları tehdit ederek kazanılacak bir şey değil. Yani bu bir e, dil meselesi, bu bir siyasal yöntem meselesi. Tıpkı Güney Lübnan'da veya Lübnan'da e, Hizbullah'ın yöntemi gibi. Yani Hizbullah e, İsrail'e verdiği direniş karşısında e, o ülkedeki vatansever Hristiyanın da Dürzi'nin de herkesimin desteğini alıyor. Yani Lübnan'dan bahsederken mesela bir 8 Mart bloğundan bahsediyoruz Hizbullah liderliğindeki bir de 14 Mart e, bloğundan. E şimdi 14 Mart bloğunun içerisinde de Saad Hariri liderliğindeki, onun içerisinde de Hristiyan, Dürzi, e, Sünni ve Şii figürler var. E, 8 Mart'ta da var. E, yani burada belirleyici olan e, faktör e, bu blokların oluşumunda işte yönetici olarak veya önder olarak lider olarak kimin ortaya çıktığıdır. İşte 8 Mart hareketinde 8 Mart bloğunda Lübnan'da Hizbullah öne çıkarken Yemen'de ise Ensarullah hareketi Sana hükümetiyle ön plana çıkmış oldu. Suudi Arabistan 2015'te askeri müdahaleye başlattığı zaman Yemen'e yönelik askeri müdahaleye başlattığı zaman İki temel gerekçe ileri sürdü. Bir tanesi Lübna, şey Yemen'de meşru olan meşru yönetime e, Husilerin darbe yaptığını ve Suudi müdahalesiyle meşru yönetimin tekrar e, demokratik yönetimin Yemen'de göreve iade edilmesini e, istediğini söyledi. Bu birinci gerekçesiydi. İkincisi de, İran'ın Yemen'deki işgaline son vermek dedi. Şimdi birinci gerekçeyi açıkladık. Yani görevi sona ermiş bir cumhurbaşkanı ve istifa etmiş bir cumhurbaşkanını tekrar göreve getirmek. işte. üstelik de bunu yani demokrasi adına yapan bu ülkenin Cum Suudi Arabistan'ın yani demokrasiden eserin olmadığı bir ülke bunu yapıyor. Yani kendi ülkesinde seçimlerin dahi olmadığı bir ülke Yemen'e demokrasi getiriyor. İkincisi ise sorunuza konu olan şey e, İran'ın Yemen'i işgali. Bakın şimdi Yemen 30 küsür yıldır Ali Abdullah Salih tarafından yönetiliyor. Ali Abdullah Salih'in 90'lardan beri e, demin de söylediğim Husilerle savaşı var. Ve bu savaş öyle böyle bir de savaş da değil yani Suudilerin de askeri desteğiyle sürdürülen bir savaş. O dönem boyunca yani Ali Abdullah Salih'in 30 senelik dönemi boyunca en azından son bu 90'lardan beri işte 20-30 senelik dönemi boyunca en temel argümanı şuydu. Ee, İran Husilere destek veriyor ve Husiler Yemen'de cumhuriyeti yıkarak yerine imamlar yönetimini getirecek. Dolayısıyla 30 senedir Ali Abdullah Salih'in e, İran'la bırakın şeyi, diplomatik ilişkisi olmasını veya İran'ın e, Yemen'e herhangi bir şekilde bir yardım, silah vesaire ulaştırmasını bir tarafa bırakın. İran'la Yemen arasında uçak seferi bile yoktu. Ne zamana kadar? 2015 yılının Eylül ayına kadar, 2015 yılının Eylül ayında Yemen'le, Sanay'la, Tahran arasında uçak seferleri başladı. Yani Ocak ayında bu başladı, Mart ayında zaten Suudi müdahalesi oldu. 3 ay. Yemene İran 3 ayda mı geldi? sivil uçaklarla geldi de yemen'i işgal etti. Peki bu yani bahsedilen işgal eğer Yemeni İran işgal etmişse Hani bunun somut bir takım şeyleri olur yani mesela Suriye'ye İran'ın bir askeri varlığı var. İşte orada askeri yetkililer var askeri danışmanları var vesaire. Yani bunun bir, bir şekilde şeyi olur, orada ölenler oluyor, hayatını kaybedenler oluyor, cenazeleri gidiyor. Yani Yemen'de tek bir tane olmaz mı? İran, e, Ensarullah Hareketi'ni destekliyor mu? Destekliyor. Husileri destekliyor mu? Destekliyor. Ama bu destek sadece bir siyasal destek ve bir insani destek. Yani en temel vatandaşlık haklarından bile mahrum bırakılan 90'larda Yemen'e, e, Husilere karşı, Yemen'deki Zeydilere karşı, evet İran'ın şeyi vardı. Siyasal desteği vardı. Husilerin İran İslam Devrimi'ne yönelik sempatisi vardı. Abdülmalik Husi'nin olsun, e, onun babası Bedrettin El Husi'nin olsun ve e, abisi, Ali Abdullah Salih tarafından öldürülen abisi Hüseyin Husi'nin İran'a, İslam Devrimi'ne yönelik büyük bir sempatisi vardı. Ve İslam Devrimi'ni ve direniş eksenini model alan bir şey vardı. Bunların hepsi doğru. Ve bunlar gizlenen şeyler de değil zaten. Fakat bir siyasal destek vermek... Ee, diplomatik destek vermek ile e, askeri müdahalede bulunmak veya siyasal olarak orayı yönetmek, yönlendirmek apayrı şeylerdir. Eğer Yemen'e bir dış müdahaleden söz edeceksek, e, bu dış, dış müdahalenin aktörü belli, Suudi Arabistan. Suudi Arabistan hem Ali Abdullah Salih döneminde, hem Ali Abdullah Salih'in demin anlatmaya çalıştığım 2011'den sonra görevden alınması ve yerine Mansur Hadi'nin getirilmesi ve 2015'e kadar olan süreçler döneminde he, hem de şimdi Suudi Arabistan'ın Yemen'e hem siyasi hem askeri hem ekonomik yani her açıdan her açıdan Yemen'e müdahale müdahale eden bir yabancı ülke varsa bu Suudi Arabistan. Buna daha sonra 2015'ten sonra Birleşik Arap Emirlikleri de eklendi. Ee, yani, e, yani bu maalesef şeyde de e, Türkiye'de de söz konusu edilmişti 2015'te Suudi Arabistan askeri müdahale yaptığı zaman. E, Türkiye'de buradan resmi ağızlardan e, İran'a işte Yemen'de neyiniz var neyiniz yoksa çekin oradan çıkın diye açıklama yapmıştı. E, yani bunlar ya cehaletten kaynaklanıyor bu bu tür açıklamalar ya cehaletten bilmemekten, sahayı bilmemekten kaynaklanıyor ya da kasıtlı olarak yapılıyor. Tabii Türkiye'de bir takım şeyleri izah etmek de, insanların bilgisizliğini istismar etmek de çok kolay. Yani olayı şöyle koyduğunuz zaman sanki her şeyi açıklamış oluyorsunuz. işte Yemen'de Husiler Şiidir, Şiiliğin Zeydi mezhebine mensuptur. Evet. Ee, dolayısıyla onlar Şii olduğu için, İran'da Şii olduğu için e, burada bir mezhebi dayanışma var. Olayı böyle kestirmeden bu şekilde izah ediyorlar. Buna da e, Yemen'de İran'la Suudi Arabistan arasında bir vekalet savaşı olduğu söyleniyor. Bunun Yemen gerçekliğiyle uzaktan yakından hiçbir alakası yok. Bir vekalet savaşının olabilmesi için, e, yani tarafların, biz Suriye'de görüyoruz vekalet savaşının ne olduğunu yani Suriye'deki silahlı grupların 2011'den beri, 2012'den beri nasıl eğitildiğini, donatıldığını, nasıl işte Suriye Dostları Grubu diye yüzlerce, onlarca ülkenin bir araya geldiğini, nasıl onlara örgütler kurduğunu, nasıl konferanslar, uluslararası konferanslar kurduğunu görüyoruz. Dışarıdan nasıl işte TOV füzeleri bilmem nelerle nasıl desteklendiklerini görüyoruz. Yani İran, Yemen'e bunları, bütün bu şeyleri yapıyorsa eğer… E, yani 2015'ten beri hem denizden hem havadan hem de karadan Yemen'e abluka uyguluyorsunuz. Yani İran bu bu kadar balistik füzeleri, insan hava araçlarını e, oraya o, o, şekilde kolayca şey yapıyorsunuz. O zaman siz nasıl abluka kuruyorsunuz? Yani o zaman sizde bir sorun var demektir. Yani hem e, Yemen'in bütün deniz şeylerine abluka koymuşsunuz. Bu, burada sadece Suudi gemileri değil, Amerikan gemileri de devreye geziyor. Hatta İsrail gemileri de devreye geziyor. Ee, karadan aynı şekilde, havadan da zaten havaalanlarını çalıştırmıyorsunuz ve bombalıyorsunuz. Yani İran nasıl Yemen'e, Ensarullah Hareketi'ne nasıl e, müdahale etmiş oluyor, nasıl desteklemiş oluyor? Veya Yemen'in iç işlerine nasıl müdahale etmiş oluyor? Yemen'in iç işlerine müdahale eden Suudi Arabistan. Cumhurbaşkanını görevden alıp yardımcısını onun yerine getiren Suudi Arabistan. 2011'den 2015'e kadar o bahsin ettiğim sürece kadar e, ulusal diyalog konferansları denilen konferansları düzenleyen Birleşmiş Milletler'in de üstelik katkısıyla düzenleyen Suudi Arabistan. E, 2015'te Cumhurbaşkanı Mansur Hadi'ye istifa et diyen Suudi Arabistan, istifanı geri al diyen Suudi Arabistan, müdahale çağrısı yap diyen Suudi Arabistan. E, şimdi de yani Yemen'de işte ben meşruiyeti geri getirmek istiyorum, bunun için savaşıyorum diye şey yapıp ve İran işgaline son vermeye çalışıyorum diye gerekçe üreten gene Suudi Arabistan. Yani tarihin işte en berbat yalanı derken bunu kastediyorum. Yani bunlar insanların gözünün içine baka baka söyleniyor. Maalesef tabii Yemen gibi bir uzak coğrafya ve insanların da konuyla ilgili bilgisinin olmaması ve mezhep, mezhep meselesinin çok kolayca her şeyi izah ediyormuş gibi açıklanması insanların kandırılmasını kolaylaştırıyor. Eğer mezhep meselesi o kadar şeyse Ali Abdullah Salih de Zeydi'ydi. Ali Abdullah Salih mezhep olarak Zeydi'ydi. Zeydi mezhebine mensuptu. Neden İran'la bu kadar düşmandı? Yani mezhep olayı her şeyi izah ediyor mu? Hani batılı medyanın veya bir takım çevrelerin izahı açısından söylüyorum. Mesela diyorlar ki İran, Azerbaycan'la Ermenistan meselesinde işte Azerbaycanlıları değil de Azerbaycan'a değil de Ermenistan'ı savunuyor. Şimdi iddia bu değil mi? Böyle bir iddia ediyorlar. E peki siz demiyor musunuz İran mezhepçi? Yemen'de Zeydiler, Husiler Zeydi olduğu için, Şiiliğin bir kolu olduğu için onlara destek veriyor. Veya Suriye'de Beşar Esad Alevi olduğu için ona destek veriyor. E peki o zaman yani Azerbaycan'da niye Şii'yi bırakıyor da Hristiyan'a destek veriyor? Bu nasıl bir mantık? Devletlerin devletler şeylere göre mezhebi mensubiyetlere göre vesaire değil, yani ulusal çıkarlara göre ve ideolojik, stratejik hesaplara göre hareket ederler. Yani İran Venezuela'yla Küba'yla işte iyi ilişkiler kurarken bunu din mezhep üzerinden kurmuyor ki. Yani işte bir küresel sulta düzeni var, bir küresel emperyalist düzen var. Ona karşı mücadele vermek isteyen bölgeden olsun veya küresel çapta olsun, her kim olursa doğal olarak işbirliği yapılıyor. E benzer bir durum karşı taraf için de geçerli. Yani Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer körfez ülkeleri ve Suudi eksenindeki ülkeler neden İsrail'in arkasında saf oluyorlar? Neden ile ilişkilerini normalleştiriyorlar? Din veya mezhep bağı olduğu için mi? Yani bu, bu izahlar insanların cehaletini veya bir takım taassuplarını sömürmek için, istismar için kullanılan şeyler ve maalesef Türkiye'de de yazık ki etkili olabiliyor.